Valla bacılarım biz mi erken geldik yoksa insanlar mı geç kaldı bilmiyorum ama bak bugün bu kadar kişi var. Bir babam, bir ben, bir de içeride birkaç kişi var. Birazdan doluşurlar ama. Şöyle gidelim. Muz 54,90. Çilek 75, kavun 110. Bak 10 kuruşa hiç şey yapmıyor. Dereotu 9,95. Maydanoz 7,95. Soğan taze. Bu sefer şey olmuş, adet olmuş. Kilo hiç satıyorlardı ya. 17,95. Karnabahar 19,95. Havuç 18,95. Beyaz zahana 9. Pırasa 19. Portakal indirimde diyor 15. Marul 25 lira. İyi. Şuradan bir tane hemen alalım. Bak enerisini gördün mü? Kocaman. Vallahi poşete koyacağım şimdi bunu. Patates 18,95. Soğana bakalım. Dayım da bana gülüyor. Soğan 17,95. Soğan bu hafta pahalı. Biraz fiyatı çıkmış. 34,95 domates. Salatalık 15 lira. Bak, cacık yapmaya bir kere yani. Dün akşam oğlan istemişti zaten. Bugün ona takviye yaparım. Alalım bundan da. 40 lira dallı domates. Charlie biber. 60 lira. Patlıcan 25. Bak şu, bunu aldım ben geçen, memnunum bak. Bayağı güzel bu pirinç. 2 kilosu 85 lira. Osmancık. Patlıcan 25 ama patlıcan fiyatı da iyi. Mantar 44,95. Kabak 19,95. 73 lira şu. Sivri biber. Kolay gelsin. Kapya biber az kalmış. O da 80 lira. Dolma biber 55 lira. Limon kilo 18. Meyveler. Elma golden 35. Amasya 35. Şuradaki portakal da 25. Fasulyeye bak. 99. Geçen hatta masada fasulye geri geri duruyorlar da, fasulye kavurdum ya. Bunu diyorum kilosu diyorum 100 lira diyorum. Niye yemiyorsunuz diyorum. Neyse alışverişimizi de yapalım. Ondan sonra artık devamına bakarız gün içine. Pirinçten aldık yine bak o 2 kiloluktan. Salatalık aldık. Domates aldık. Marul aldık. 2 tane makarna aldık. 2 paket. Bir de patates. O şu alttakinden alalım baba. Onda aynısı var ya bak şunun. Daha uygun. Hem de güzel pişiyor. Mantı makarna istedi de babam, ondan aldık. Ha bu bulaşık deterjanı alacağım. Şeye mi baksak ki, aşağı şoka bakalım ona bence. Bulaşık deterjanı. Buradan şey yapmayalım. Yine buradakiler fiyatına da bakayım. Asperoksüz et temizleyici indirimdeymiş. 59,95. Yaş ben bunu şeyden alıyorum. Görümcemden alıyorum da uygun olduğu zaman oradan getirtiyoruz. Yumoş boş ver bunu. 80 lira. Şeker var. Toz şeker bak 5 kilo. 500 TL'lik alışverişe 125 liraya veriyorlar. Geçen hafta almıştık biz bundan. Babam şeyden 101'den uyguna bal aldı da bak buradaki fiyatlarına bakıyoruz. Markası da işte biraz farklı. Aha, aynen. Şuradan sütlere bakalım. İki tane beşler süt alalım baba. Şuradan hemen alayım. Bu uygun. Şeylere bakalım, tavuklara bakalım. Yumurtamız zaten var. Aynı süt ne kadarmış? Aynı süt de 25 lira. Şuradan bir tavuk bakayım baba. Aşağıdan taşımayız. Bütün tavuk işte becerebilsem alacağım bütün tavuk da beceremiyorum ya. Şu bir tane göğüs alayım. Nasıl baba? Bütün tavuk indirimde. Bunlar, aşağıdaki fiyatı da aynı baba. Aşağı yukarı taşımaktansa buradan aşağı taşırız. Ya da şey yapalım. Bakalım aşağıya. Olmadı. Dolmuşa geliyoruz ya. Geliriz buraya, buradan alırız. Şeyler de gelmiş. Bayramlıklar da gelmiş. Bak tezgah kurulmuş. Şurada şeyler var. Tulum peynirleri falan var. 139. Helva çikolatalı var bak 219 lira. Kars kaşar 349. Çeçil peyniri 199. Güzelce kelle peynir 49,90. Zeytine bakalım ne kadarmış. Apikoğlu sucuk 599. Zeytin eşrep 239. Fiyatlar baya baya uygun yani. Biz çarşıya da ineceğiz. İlaçlarımızı yazdırdık da sağ olsun ablam büyük görümcem yazdırıverdi. Oraya gideceğiz şimdi de, o yüzden fazla bir şey almıyoruz. Aşağıya da bakarız diye. Bak teyzesi bak. Şurada bir yakışıklı var bak. Maşallah oğluma.
Tam denk geldik biliyor musun? Biz şuradan merdivenden iniyorduk. Oğlumu serviste aşağı geçti. Kızım. Anne tam denk geldik gördün mü? Tam denk geldik. Yok annem yukarı gittik pazara birazdan ineceğiz. Selam ver teyzelere. Selamünaleyküm. Yavrum benim. Rüzgarımın yemeğini verdim. Şimdi demiştim ya bir daha çarşıya ineceğiz diye. Çarşıya iniyoruz babamla. Kız havanın da güzelliğine baksana. Allah'ım ortalık nasıl şenlendi ya. Şeyde eczanede ilaçlarımız var dedim ya. Ben Rüzgar'a yazdırdım. Şimdi köye Allah nasip ederse köye gideceğimiz için. Dedim belki hava değişimi olur. Ablama Rüzgar'a bir tane ağrı kesici ateş düşürücü yazdırdım. Sonra kendimize ağrı kesici yazdırdım. Kız dışarıdan çok pahalı. O çataflan mı ne diyorum ya o. Bir de babamın da baktım raporlarını bir ilacı az kalmış. O şey ilacı var ya tansiyon ilacı. TC'sini attım. Dedim abla dedim bir bakıver dedim. Hani raporun bitmesine daha var mı diye. Onları da yazdırdı o Allah razı olsun. Şimdi o ilaçları almaya gidiyoruz. Bir de tişört alacağım. Babam hep kalınları getirmiş de buraya. Hava soğuktu ya soğukken geldiydi zaten. Tişört alacağız ona böyle. Bir de rüzgara almam lazım tişört. Çocuğun tişörtleri var ama hep böyle artık yıprandı. Geçen seneden kaldı. Onları şey yapacağım işte. Eşime de internetten alırız dedim. Bakalım yani. Çarşıda işlerimiz var ama babama da dedim şimdi baba dedim hiç dedim aşağı gidesim yok dedim. İner ki yok ama olsun ne yapalım. En azından hava güzel değil mi? Gezmiş olur. Baksana şu güzelliğe kız. Hadi öksürüğe bak hasta olmuş herhalde. Çok güzel hava çok vallahi çok güzel. Ay bacılarım inan ki var ya kilimli aşırı kalabalık bugün. Vallahi öyle böyle değil. Hele bankamatiklerin önünü görmen lazım. Baba gel. Oo şuraya bak şuraya. Baksana trafik de ayrı yani. Gelmek istemediğim kadar varmış. Bakar mısın şuraya? Oh, neyse. Artık yapacak bir şey yok. Kalabalıkla eve dönecek halimiz yok. İşimizi halledip böyle çıkacağız. Vallahi dediğim gibi aşağı ineceğiz. Bankamatikte işimiz var. Eczanede işimiz var. Ondan sonra pazarda işimiz var. Sonra inşallah doğru eve bakalım. İlaçlarımızı aldık. Tekrar geldik pazara. Paramızı da çektik. Şimdi dedim ya rüzgarıma tişört alacağım. Bulabilirsem güzel ama babam almam lazım. Hep kıyafetleri şey. Şimdi Zonguldak falan da gidemiyorum merkeze. Mecbur buradan alacağım. Şu aradan girmemiz lazım. Şu arka tarafta zaten onların yeri. Aslında şuradan, baba şuradan da girebiliriz. Gel. Şöyle gidelim. Bir bakalım tişörtleri güzel bulabileceğiz mi? Vardır herhalde bu kadar koca pazarda da olmayacak hali yok. Şöyle gidelim. Hele bir bulayım mı tişörtlerini? Yine açacağım. Babama, eşime, bir de büyük oğluna aldım tişört de. Ama rüzgara göre yok. Şu ileride olabilir baba bak gel. Şurada formalar falan var. Orada olabilir. Rüzgarıma da almam lazım. Bak şu ileride olabilir belki ya. Dur bakalım. Ama tişörtler çok güzel. Gerçekten bak göstereceğim sana şimdi eve gidince. Çok güzel tişörtler beğendik yani. Şurada bir tane abi var bak oradan aldık. Ha şuradaki abi de. Ben şimdi kendime de bir tane tişört aldım. Şöyle bir şey var. Başkanımız mazbatasını almış. Hayırlı olsun inşallah. Da şimdi buraya gelecekmiş. Eşim falan hep oradalar. Biz de şimdi gidiyoruz. İşlerimizi hallettik. Tamam artık dolmuşla. Eve gideceğiz. Vallahi çok kalabalık. Ay bildiğin gibi değil çok kalabalık. Sen kalabalık görmemişsin diyeceğim belki ama bana göre kalabalık yani bak. Burası zaten dolu. Pazarın içine hiç girmedik. Sadece o giyim yerine girdik o kadar. Şimdi Allah'ın izniyle inşallah eve gideceğiz. Bak bak bu trenle gideceğiz köye. Allah nasip ederse. Ay inşallah inşallah hadi bakalım inşallah. Bacım bütün işlerimizi hallettik. Buradan birinci duraktan marketten de alacaklarımızı aldık. Ama bak havaya da nazar ettik. Kız bir serinledi bir serinledi anlatamam sana. Giderken nasıldı şimdi nasıl? Baksana. Ama iyi de oldu böyle biraz serin oldu yani. Bak ay valla dedim ya şeyde aşağı inerken de çiçekler de uyandı diye bakar mısın? Ay geç burayı görme. Burayı görme buralar sonradan yapılacak inşallah. Gidiyoruz evimize. Bak bak teyzesi bak. Gene nasıl çıkmışlar bak. Bak şurada da var. Bak ileriye doğru. Gördün mü? Bak oraya doğru gidiyor. Bak.
Ay vallahi kız. Baksana diyor mu? Altı bulsak sevinmeyiz bu kadar herhalde. Bir tanesini boşaltalım baba şeyin de. O siyah poşetin de onu koyalım tişört poşetlerinden. Ha onun yanına doğru koyalım. Neymiş o buydu? Şey o tişört poşetler var ya şu bir tanesini birleştirelim tişörtleri ha. O siyah poşete koyalım tişörtlere gelmesin. Aynen buna. Ay baksana dejavu yaşıyorum sanki. İleriye de bakacağız şimdi orada da kesin çıkmıştır. Kayınvalidem de soruyor. Siz diye o diye mantarları da yediniz mi diye. E, yedik dedim. Ondan sonra diye ki siz diye biliyorsunuz hiç korkmuyoruz diye. Kız niye korkalım dedim biz de. Onlar dedim bizim bildiğimiz mantar dedim. Hep Kastamonu'dan biliyoruz ya biz bunları. Tanıyoruz yani birkaç tane takipçim de sordu. Onlar zehirli olmasın diye. Yok dedim bunlar bizim bildiğimiz mantarlar. Baksana. Elimde de yaşlılık lekeler çıkmış bak. Olsun boşu bir şey olmaz. Yaşandık zaten. Neyse şunları toplayayım. İftara bir 20 dakika falan var. Şimdi nereye gidiyorsun Yıldız? Görümcem çocukları benim büyük olan onlar gittiler. Hasan amcam var burada. Şu hemen şurada oturuyor. Oraya iftara gidiyoruz. Biz de şimdi babamla gidiyoruz. Aheste aheste. Yarım saatimiz kaldı. Eşimle rüzgarım evde kaldı. Onlar gelmek istemediler. Biz de gidiyoruz şimdi babamla. Hadi bakalım. Şimdi burası da Nevzat amcamın rahmetli. Nevzat amcamın evi. Yengem yeni yaptırdı buraya zaten dışını falan dış cephesini. Benim Nevzat'ın ismini de zaten eşimin amcasının ismiydi rahmetli. Onun ismini verdiydik. Bak burada da kediler var teyzesi bak. Bak burada da kediler var. He kızım. He kızım. Ay çok tatlısın sen. Şeye de buraya geldik. İftara da. Ay Kur'an okunuyor ya. Kız Kur'an okuduğundan haberim yok ki benim. Ay neyse. Allah çekti mi? Şeval yarın akşam. Hayır yarın akşam izleyin. Buradan öyle sıkıntı olacak kimse yok. Sata ablamız, akrabamız, eşimin tarafından babaannemiz, halam, büyük hala. Burası da erkek eşrafı. Şimdi hepsini tek tek size anlatamayacağım. Masalarımız böyle. Ezanı bekliyoruz. Burası da böyle. Gelinimiz, yani gelinimiz derken ev sahibinin yani amcamın o küçük oğlunun şu an sözlüsü, nişanlısı. Bir de buraya kuracağız. Sofrayı burada yiyeceğiz yani biz çocuklarla beraber. Bu da ne? Ha bak ne poşetesi. El salla bakayım. En küçük görümcemin kayınvalidesi. En küçük görümcem de bu. Bak 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 bak. Bak. Arda atma da Arda atma Arda atırma. Burada otur. Şimdi de ezan okunmak üzeredir zaten. Yenge. 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 Bir selam ver bakayım. Yengem bu akşam yengemdeyiz. Dedim ya amcama gidiyoruz diye. Yenge. Hadi bakayım afiyet olsun herkese. Ne yapmışlar alalım? Bir daha söyle bakayım. Ne yapmış? Bak. Bak. Bütün almış, bütün yiyor. Anne ne diyor görümce? Kendi karnını doyurdu da ondan söylüyor öyle. Aç. Bak bak. Allah korusun. Servis yaptılar. Şuraya bakar mısın? Beğendin abi. Bak. Oturmadı işte oraya. Gelin görümceler da babaanne aman kayınvalidemin kayınvalidesi görümce. Zaten az önce söyledim ya. Afiyet olsun. İyi iyi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Biraz arkaya kaldık ama olsun. Fark etmez. Ne yapacaksın? Daha iyi. Sindire sindire. Evet bacılarım günü üçü bir arada yarısı süt yarısı su kahveyle bitireceğim inşallah. Saat şu anda gece 1:30. Bana afiyet olsun. Dediğim gibi bacılarım üçü bir arada kahveyle günü bitireceğim inşallah Allah'ın izniyle. Herkes yine yattı bir tek büyük oğlan arkadaşların yanında hala dedim ya saat gece 1:30 diye. Valla bugün yine yorucu bir gün oldu. Ama şöyle bir şey diyeceğim, yorumlara da okudum. Videomu beğenmişsiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Bir de bir tane bacım, Emel bacımdı herhalde. Ramazan'da zevk almışsınız yazmış. Çok hoşuma gitti.
İnşallah öyledir. Tartılacağım ama bir hafta sonra falan tartılmam lazım. Sonucu size söyleyeceğim. Bana da öyle gibi geliyor ama tabii son söz yine tartı söyleyecek. Baskül, terazi, kantar. Bütün isimlerini saydım. Son sözü o söyleyecek bakalım. Tişörtlerimizi de aslında size gösterecektim ama yani ev bir böyle karıştı. Biz aşağı falan gidip gelince ondan sonra eşim hemen yattı falan. Ben hepsinin tişörtlerini yıkadım böyle tek tek kısa programlarda yıkadım. Dışarı tele taktım çamaşırlığa. Ondan sonra kuruduktan sonra inşallah gösteririm. Ama güzel yani tişörtlerimizin hepsi güzel. Şöyle bir şey var, bir de bayramda herhalde eşim bilmiyorum herhalde Arife günü falan da çalışacak. Yani köye erkenden hani 9 gün böyle birleşirse pazar günü gideriz diyorduk ama bakalım yarın tam herhalde net kesin belli olacak ya da cumartesi günü. Büyük ihtimal mesela cumartesi günü çalışacaktı, ondan sonra bırakacaktı, paydos edecekti. Vallahi bilmiyorum bacım, herhalde yine çalışacak gibi görünüyor. Sizi gidin dedi hani pazar günü dedi, babanla beraber dedi. Ben dedi peşinizden gelirim bayramın birinci günü dedi. Birinci günü zaten yolda geçecek. İkinci günü orada işte bir gün durabilecek. Yani üçüncü günü zaten yine yolda geçecek. Çünkü bir gün de evinde dinlenmek isteyecek adam haliyle. Bakalım yani, o yüzden biraz böyle moralim bozuk ama artık sağlık versin Allah diyelim. İnşallah şu 9 günü birleştiririz bakalım. Kendine dikkat et canım. Hakkını helal et. Benden bugünlük de bu kadar. Gerçekten yorucu bir gün oldu. Saat herhalde 2 olmuş şimdiye kadar. Sahur yatıp hemen yatacağım ama sahur nasıl yatıyorum? Sahur yapıp hemen yatacağım inşallah. Önce kahvemi bir içeyim değil mi? Soğumadan. Kendine dikkat et. Hakkını helal et. Benden bugünlük de bu kadar olsun. İnşallah yarın yine böyle bu saatlerde görüşmek üzere diyeyim. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz.